Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, ben ve 5-20. Şimdi şuna bir bakalım. Beş yirmi şimdi arkadaşlar. Evet, makinamızı bağladık. Bilgisayardan arabanın değerlerini seçeceğiz arkadaşlar. Yani bu arabadan değerlerini seçerek başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, yani 2011-12 520 ben ve müşterimizin aracına şimdi rotor yapacağız. Tabii önce ön takımları gözden geçirdik, bir kısım baktık. Fakat tekrar biraz daha bakacağız arkadaşlar. Yani daha da bakacağız. Ön takım çok önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, ön takıma bakmak çok önemli olduğu için, yani ön takım kötüyse rot ayarı tutmaz. Onları tespit yazıyoruz. Onu yazmak için de biz bakma ve yazma ücreti alıyoruz, uğraştığımız için. Şimdi arkadaşlar, bunun ön takımlarını baktık ettik. Tekrar gözden geçireceğiz. Şimdi bilgisayarımızın marka tanıma moduna girdik arkadaşlar. Yani şimdi biz bir araç yaparken nasıl ayar yapıyoruz? Şimdi bunun detaylarından size bahsedeceğim arkadaşlar. Detaylardan bahsediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi araba marka modeller yazıyor. Bu arabanın modeli de 2011 olduğu için evet, şimdi arkadaşlar araba büyük ve ağır olduğu için bunu çalıştıraraktan işlem yapacağız arkadaşlar.
Ya bunun şey mi dedi ya? Evet, şimdi arkadaşlar. Araba çalışıyor çünkü arabayı bir kalibrasyonu, önce makinenin kalibrasyonunu arabayla tanıştırıyoruz arkadaşlar. Yani bu iş o kadar basit, o kadar kolay değil. Yani makineyi bir tıkla takıyorsun, hemen yapıyorsun, öyle değil arkadaşlar. Şimdi bunu N'ye alalım. R'ye aldık, geri. Geri aldık, el frenik. Şimdi çok az. Çok az geri. Bu arada öne bakalım arkadaşlar, öne bakalım. Anlatmaya devam edeceğim. Şimdi burada bize makine yönlendiriyor, devam et diyor. Şimdi arkadaşlar, bu işlem yapılmadan sağlıklı bir ölçüm alınmaz. Evet, şimdi yani rot makinasıyla arabanın birbirine tanıştırılması kalibrasyonu bu arkadaşlar. Evet, bazıları bunu arkadaşlar ya es geçiyor ya da sistemleri çalışmadığı için bunu yapmıyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, yani programsal sıkıntılar var bazı makinelerde, özellikle Çin makinelerde bu kalibrasyon olaylarını es geçiyorlar arkadaşlar. Evet, kalibrasyon olayı bitti. Arkada %1, %8, önde %1, ortada %8. Ölçümlerde bir sıkıntı var dedi arkadaşlar önce. Yüzde olarak arkadaşlar, yüzde. Şimdi stop ettik. Şimdi değerli arkadaşlar, ne dedik? Yüzde olarak arkadaşlar veriyor şu anda. %1 ön akısta, %1 arka akısta ve %8 arka dingilde arkadaşlar bir ölçü, bir ayarsızlık var diyor arkadaşlar. Şimdi o ayarsızlığın detaylarına bakacağız. Burada tur sayısı kilometre, işte 488, çap, lastiğin çapı 641 milimetre. Sol taraf, sağ taraf 656 milimetre diyor arkadaşlar. Yani sağdaki lastik biraz daha çapı büyükmüş arkadaşlar. Biliyorsunuz hani farklı lastikler takıldığı zaman biri küçük biri büyük, arabaya kötü yönde etki yapar arkadaşlar. Bu bazen tabi ebatsal bir fark, çok büyük fark olur. Santim, birkaç santime varabilir. Ama burada aslında ebatları bu arabanın hepsi aynı. Fakat arkadaşlar aşınma farkı var. Yani birisi fazla aşınmış, birisi az aşınmış. Ondan dolayı da böyle bir milimetrik değerli arkadaşlar fark veriyor. Yani şu gördüğünüz gibi lastik çapları. Evet. Mesela sol taraftaki lastik 713 ön çap, sağ 703 lastik çapı arkadaşlar, çap. Bu nedir? Yani sağdaki lastik fazla aşınmış, fazla yemiş. Onun için o biraz küçülmüş diyor. Tabii bu ne yapar? Arabanın yolda gidişinde olumsuz yönde etki yapar arkadaşlar. Ha, idare edilir, ayrı konu. Yani yavaş yavaş kullanırsınız, normal kullanırsınız, dikkatli olursunuz filan, idareten kullanırsınız. Ama yani dört dörtlük çok iyi yol tutuşun olmasını istiyorsanız çaplar eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Çap aynı çapta olması gerekiyor. Yani mesela bir tane bitik lastik, bir tane yeni lastik şeklinde böyle bir ayrım olduğu zaman işte arkadaşlar biri çok dönüyor, biri az dönüyor. Orada bir yol tutuşta etki yapabiliyor. Yani makinamız bize bunu uyarı olarak veriyor. Arkadaşlar biz bunu da müşterimize paylaşıyoruz. Şimdi ayara geçiyoruz. Evet, şimdi ayara geçiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şu düğmeler açık kalsın çünkü direksiyonu düzelteceğiz. Düzeltirken lazım oluyor. Şimdi burada
lastik hava basıncı uyarısı hatası veriyor arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, evet, lastik basınçlarımızı ayarladık. Sonra arkadaşlar kendi kendine o giderse, yani o uyarı gider. Gitmezse arkadaşlar onun manuel olarak gönderilmesi veya cihazla silinmesi, bizde cihazı var, siliniyoruz. Ama bu arabanın manuel olarak düğmelerle o nasıl hallediliyor, nasıl yapılabiliyor, onu arabanın kullanım kılavuzunda değerli arkadaşlar, yani onu iyi bilirler. Arabanın sahibi iyi bilir. Aleykümselam. Şimdi biz çalışırken başkasıyla görüşmüyoruz. Yani başkasıyla görüşmüyoruz. Bir dakika bunu. Abi dur orada. Abi bir dakika, şu anda ki işimi bir saat. Orada kapıda yazan telefon numaramı alın. Telefon numaramdan bir saat sonra. Ama cevap veremeyeceğim yani. Çalışıyorum çünkü kafam dağılacak. Konsantrasyonum bozulacak. Bir saat sonra telefonumdan ulaşın, bana sorun, anlaşırsak yaparız. Abi işte WhatsApp'tan ya, WhatsApp. Ha, WhatsApp'tan ebatını yaz gönder, bir saat sonra cevaplayacağım abi, var. Yani şu anda çalışıyorum. Yani şimdi abi mesela anlayışsız kişileri buradan uyarıyorum. Arkadaşlar adam akşama kadar bir tane iki tane iş alacak. Alıyor. Bu esnada biri yok lastik ebatı soracağım, yok bilmem hikaye soracağım, bilmem ne soracağım diye rahatsız ediyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar, bunun sormanın, cevap almanın en iyi yolu yazılı WhatsApp'tır. Şimdi ebatını da bilmiyor, ebatını da bana aslında direkt lastik soracağım diye kimse gelmesin. 185-65-15 soracağım diyeceksin. 195-65-15 soracağım. Ebatla geleceksin bana, ebatla. Şimdi ben ona sor, onu konuş, bunu konuş, artık bu diyalog saatlerce sürüyor. İşte o neydi, bu neydi, sen soracaksın. Ya benim sormama gerek yok arkadaşım, sen niye söylemiyorsun? Bana lastik deme, bana ebat söyle, ebat. Şu ebat, bu ebat. Ama neyse, ben bunları zaten şu anda elimdeki işi bırakıp değerli arkadaşlar gösteremem. Yani şurada rotili değiştiğini görüyoruz. Bu ebatları, bu lastikleri arkadaşlar, mesela çok sayıda lastik var. Bunlar şu an kafamızda kalmadı. Listemize bakacağız. Bir saat, iki saat zamanımızı alıyor. WhatsApp'tan buna cevap vereceğiz. Sistem bizde böyle çalışıyor. Yani anlık olarak bilmiyoruz. Elimizdeki işi bırakamayız. Bırakmak istemiyoruz. Yani böyle yani nadiren böyle bir iş geliyor. Birkaç günde bir iki, her neyse. Onu da bırakmıyor ki işimizi yapalım ya. Ebatını söylesen almıyor zaten. Yani lastiği söylesen, önüne koyuyorsun, gösteriyorsun, almıyor, beğenmiyor. 7 sene öncesinin fiyatını bekliyor. Ya o fiyat 7 sene önceydi ya. 100 liraya lastik arıyor mesela, kimisi rastladım. 100 liraya. 7 sene önceydi. 100 liraya lastik mi olur? Evet değerli arkadaşlar. Yani yeni lastiğin yarısı olur. Mesela çok iyi durumda bir çıkma lastik. Yeni lastiğin yarısı. Durumuna göre. Biraz daha aşağı düşer, biraz daha yukarı çıkar. Yani durumuna göre arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi işimize devam edelim. İşimize devam edelim. Bak bizi nasıl konsantrasyonumuzu bozuyor ya, dışarıdan gelen birisi. Vallahi billahi gelmesin abi. Adam mesela çalışırken, çalışan bir ustanın yanına gidip soru sorulmaz ya. Ustanın WhatsApp hattından sorarsın. Kapısına bacasına bakarsın, tabelasında sitesi var, sitesine bakarsın. İlan sayfamız var. İlan sayfasında ürünler var. Evet değerli arkadaşlar, şimdi işimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar, yani biz fi sevilillah, Allah rızası için, işte insanlara yardım için burada bulunan, ama bize de birileri maaş veriyor sanki. Arkadaşlar bize kimse maaş vermiyor. Biz şu yaptığımız şu işte, müşteri verirse biz müşterinin verdiğinden kazanıyoruz. Yani bir yerde maaş aldığımız yok. Onun için kimsenin bize gönül koymasına, hatır kurmasına gerek yok. Sorular ve cevaplar WhatsApp'tan yazılı. İlan sayfası var zaten birçok insanın, benim de var. İnternet sitemde 7ls.org. Bunu zaten anlata anlata, tanıta tanıta dilim de tüy bitti.
Sokaktaki adam bunu bilir mi? Sokaktaki adam her şeyi biliyor, biliyor. Biliyor da işine gelmiyor. İşine gelmiyor. Yani çalışan adama, ustaya gidip başını ağrıtmaya çalışıyor. Yoksa herkes her şeyi biliyor. Lastik soracağım. Ya soracağım başka bir şey, alacağım başka bir şey. Alacağım. Ya ben alıcıya hitap ediyorum. Ben sorucuya hitap etmiyorum. Alacağım desen anlayacağım. Hani lazım alacağım kardeşim. Çünkü almayacak olana istediğin kadar fiyat ver. Almayacak zaten. Şimdi arkadaşlar ben ve 5.20 ayarımızı şimdi yapmaya başladık. Bu arada değerli arkadaşlar, bu arada ustanız olarak mesela gördüğünüz gibi kış lastiklerinin kışın kullanılmasını, yaz lastiklerinin yazın kullanılmasını ben size tavsiye ediyorum. Müşterime de bunu tavsiye ettim. Şimdi arkadaşlar, yani iyi performans almak istiyorsanız öyle. Başka türlü, yani başka türlü randıman alamazsınız. Yani başka türlü arkadaşlar ne yapamazsınız? Yani kış lastiğinden yazın iyi sonuç alamazsın. Alamazsın. Yani iyi yol tutuş olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, Kurban Bayramınız mübarek olsun tekrar. Bayramlaşmadığımız arkadaşların bayramını tekrardan tebrik ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi arkadaşlar ben normalde konuşmayı çok seven biri değilim. Yani çok konuşmazdım. Konuşmayı çok istemiyordum. Fakat arkadaşlar bu da bir iş oldu bizim için. Yani iş icabı konuşuyorum. Yani konuşmayı çok sevdiğimden değil. Manyaklığımdan değil. Yani bu da bir iş. Yani sizi, insanları bilgilendiriyoruz. Yaptığımız işi gösteriyoruz. Efendime söyleyeyim. Burada bir emek var. Yani herkes bunu yapmıyor. Biz yapıyoruz. Yani bunun tabi karşılığında da müşteri kazanıyoruz. Değerli arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her şeyi biliyor değiliz. Makineye bağlamadan hiçbir şeyi çözemeyiz. Hiçbir şeyi bilemeyiz. Makine biliyor. Bunu da buradan belirteyim. Yani sen bu kadar video yapmışsın. Sen her şeyi bilirsin deyip beni kimse aramasın. Makine bağlanacak arkadaşlar. Yani şu makine bağlanacak, Avrupa makine. Yani bu kadar teknoloji boşuna mı kullanılıyor abi? O kadar basit olsa, yani ölçüm yapmadan bu kadar makineleri niye bağlıyoruz? Şimdi arkadaşlar niye bağlıyoruz? Niye? Yani bunu ustalıkla alakası yok. Yani bu makinalık bir iş. Makine ölçecek. Yani bu rot işini de böyle kalibrasyon beyin arıza konusunu da yine başka bir cihaz bağlıyoruz. Beyin cihazı. O da arıza tespit cihazı. O da makine biliyor. Evet arkadaşlar, biz kişisel olarak dünyanın en iyi ustası da olsa bilmez ölçüm yapmadan. Şimdi arkadaşlar, evet, o tarafı düzelttikten sonra burayı da yok abi, yok.
Şimdi çalışırken abi hiçbir şey yemem, içmem. Gazlı içecekleri zaten içmem arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, işin konsantrasyonunu bozmamak için işten ayrılmıyorum. Arkadan gelen ikinci müşteriyi kabul etmiyorum. Oradan iletişimimi alıp benden randevu alsın istiyorum. İnternet web sayfamızdan randevu alsın, girsin internet olan. İnternet olmayan ne yapacak? Evet, bu arkadaşın interneti yoktu. Evet, böyle güzel bir lüks bir arabası var ama interneti yok. Şimdi arkadaşlar, var internet olmayanlar var. Onlar da telefonla arkadaşlar bizi arayabilir. Bizimle efendi konuşan insanları biz engellemiyoruz arkadaşlar. Ancak bize saygısızlık yapanı engelliyoruz. Yani bizi bilmiyor, teknolojimizi bilmiyor, işçiliğimizi, ustalığımızı bilmiyor. Çok basite alıyor, efendime söyleyeyim. Bizi rahatsız edecek şekilde alaycı konuşuyor. Mesela biz bir rakam istiyoruz, onun yarısını bile vermiyor, vermek istemiyor. Falan. Bu tür kişileri engelliyoruz. Çünkü saygısı olmadığı için, emeğe saygısı yok, ustaya saygısı yok. Bir de çalışırken insanı meşgul ediyor. Mesela deminki birisini durdurdum gördüğünüz gibi. Eğer ondan bir iki kelime konuşmaya kalksam, 2 saat konuşur yani. Elimdeki işi yapamazsın. Şimdi işe devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, işe devam ediyoruz. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bu 7LS.org bizim web sitemiz, işte randevu ve ürünlerimizi ve fiyat, lastik fiyat listelerimizi yayınlıyoruz. Onun için yaptık. Yoksa durduk yere niye yapalım böyle bir şey? Şimdi arkadaşlar, mesela işte bizim çalıştığımız lastik getirdiğimiz depoların listesini de yayınladık, ekledik. Mesela binlerce lastik var. Evet, onları da depodan getirtiyoruz arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar, burada direksiyonu tam düzleme yapacağız. Evet, tam düzleme yapacağız arkadaşlar bu esnada. Şimdi görüldüğü gibi rot ayar yapıldığı sırada direksiyonun tam düz çıkması önem arz ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, yani önem arz ettiği için, önemli olduğu için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Direksiyonu tam düz yapıp ona göre ayar yapıyoruz. Şimdi evet, işimiz bu. Devam edelim. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ağzımız dilimize yapışmış. Onun için kusura bakmayın, arada bir söylüyoruz. Thank you.
Soğuk mantar da değil ya. Yok abi. Şimdi abi işimizde konsantrasyonu bozamayız. Şu anda burada arkadaşlar geldik. Önemli konulardan birine. Şimdi ben abi işime devam edeyim. Ara vermeyeyim abi. Şimdi işime devam edeyim de. Ben zaten o içeceği ben kullanmıyorum. Ne içiyorsan onu getir. Ben yok abi. Ben sıcak kahve içiyorum. Onu da kendim arada bir yapıyorum yani arada. Yok. Yok sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar burada başladık teste. Evet stop dediği yerde dur dedi. Yani 10 derecelik bir sola döndürdü bizi. Şimdi de sağa 10 derecelik dön diyor. Bu esnada kaster ölçüyor arkadaşlar. Ve diğer ölçümler hepsi çıkacak. Bundan sonra ön ve arka ölçümlerin hepsi çıkacak. Kamber, kaster, toy, sayı, kimpin, ne varsa. Akış mesafesi de çıkacak. Akış mesafesi. Tamam, şimdi ölçüm. Ölçümler çıktı. Şimdi buradaki ölçüye göre arkadaşlar ölçüyü aldık. Sağ 0.11 eksi açık arkadaşlar. Orada sorun var. Şimdi evet bu da ön rot ayarı. Rot ayarını şimdi düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar arkadaki bu ölçüyü düzelteceğiz. Yani şu arkadaşlar arka bu. Gördüğünüz gibi kış lastiği hepsi de. Evet şimdi çeyrek derece düzeltme yapacağız arkadaşlar. Yani çeyrek derece bir kaçıklık var. Evet şurada civatanın kafasını gördünüz. Oradan ayarlayacağız. Ben hemen anahtarlarımı toplayayım oradan. Alayım. Fakat ben bu kameramı öbür tarafa alıyorum. Öbür tarafa alayım. Burayı gördük nasıl olsa. Şimdi kameramızı bu tarafa alalım. Evet. Şuradan arkasını görüyoruz.
Şimdi abi arkayı düzeltiyorum. Arkayı bak. Arka 0-11. Ne var? Arka. Orada dur abi bak. Görün mü? Eksi 0-11. Tamam. Sol taraf normal. Şu alttaki değer düzelecek. Şey şu sol üstteki 2.5 derece kamber. Kamber sabit. Rodu arkayı düzeltebiliyoruz. Kamber verirken yanlış mı? Şu üstten içe yatıklı. Ben üstten içe yatık. Yatıklı normal. O sabit kalıyor. Sağdaki ev dışı açık. Biraz açık. Onu toplayacağız. Düzelteceğiz. Tamam. Düz izler sokacağız. Yani şöyle açık biraz. Anladın mı? Çeyrek derece arka. Önde ayrı. Önü düzelteceğiz. Önde ayrı. Tamam. Şimdi önce ondan yapıyorum. Oradan başlıyorum. Bak oradan ölçüyü görür mü onu? O. Evet şimdi arkadaşlar burada ayar için buraya girdik. Şimdi bunu düzeltmemiz gereken yeri göstereceğim. Şu. Şurası. Yani burada eksantrik var. Şu sabit. Yani burası sabit. Burasında eksantrik var. Bu eksantrikten ayar yapılabilir. Şimdi şeye bakıyorum. Şu şurada da bir eksantrik var. Şimdi değerli arkadaşlar şu. Ha şu. Yani burada da bir cıvata var fakat bu eksantriklerin tabii bir sınırı var. Sınırı var. Yani ölçüsü var. Yani şurada baktığım kadarıyla biraz gidebilir. Evet şimdi ona çalışacağız. Buraya uyar. Yani şu. Bismillah. Evet şöyle görebiliriz. Buraya uyuyorum.
Şöyle arkadaşlar görüyorum, görünüyor mu? Şöyle bilmiyorum, görüyor musunuz? Evet, şimdi arkadaşlar şuraya bakıyoruz. Burası da normalde. Silinmiş vaziyette. Çıkar silindi. Tamam abi, geç.